Mutlu sabahlar sevgili Artı TV izleyicileri. Bir medya kritik programıyla daha karşınızdayız. Dünya dün bir anda bir hareketlendi. Ne oldu? Biz de hareketlendik tabii. Kendimizi önemli addediyoruz ya, hani biz önemli insanlarız. Niye? Çünkü biz gazeteciyiz ve her şeyi herkesten önce biliriz. Hatta biraz da böyle içimizde şey duygusu vardır. Bir şeyler olsa da hani daha da böyle bir action ortaya çıksa diye. Sonra da tabii hemen işte asosyal medyamıza bir daldık. Biz de bir şeyler yazdık. Başkalarının yazdıklarına da baktık. Ne olup bittiğine dair. İnsanı gerçekten de bir şeyler olduğuna ya da olacağına dair heyecanlandıracak tesadüf birkaç gelişme vardı. Ne oldu mesela? Bir kere İngiltere, İran'ın biliyorsunuz İran bu 5+1 ülkeleriyle bir anlaşma yapmıştı, nükleer anlaşma yapmıştı ve Amerika Birleşik Devletleri çekilmişti. Çekilince de 5'e düşmüştü İran'la anlaşma yapan ülke sayısı. İşte bunlar hangi ülkelerdi? Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya, Çin, Fransa ve bir şey daha. Yani Güvenlik Konseyi üyeleri 5'i ve artı Almanya. Şimdi bunlardan Amerika Birleşik Devletleri çekilince geriye Güvenlik Konseyi'nin 4 üyesi kaldı. Ve bir de Almanya kaldı. Ve bunların arasında olan İngiltere'de İran, ben madem ki anlaşmanın gereğini yerine getirmiyorsunuz, o zaman bana izin verilenden fazla miktarda uranyum üreteceğim dedi. Ve bundan dolayı İngiltere'de madem ki sen de sınırı aşıyorsun, eğer devam edersen bunu aşmaya ben de anlaşmadan çekilirim dedi. Bu bir. Çünkü yani İran'la bu gerilimin savaşa dönüşmeyeceğini düşünenlerin en büyük dayanaklarından bir tanesi bu 5 ülkenin herhangi bir şekilde bu anlaşmaya devam etmesi ve İran'ın tarafında yer almasıydı. Ama İngiltere de böyle bir tavır ortaya koyunca bir ip daha kopmuş oldu. Ve sonrasında tabii Avrupa Birliği'nden de yine bu paralelde bir açıklama geldi. İran'ın bu üretimi arttırmasına ya da daha elindeki stoku arttırmasına yönelik olarak. Bu bir. İki, ne oldu? Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Mike Pence bir yerlere gidiyordu. New Hampshire'a gidiyordu uçakla. Ve havadayken uçağı acil koduyla geri çağrıldı Beyaz Saray'a. Beyaz Saray'a çağrılınca, şimdi normalde ne olur? Amerika Birleşik Devletleri'nde başkan ölürse ya da görevden alınırsa veya işte balkondan kafa üstü düşerse ne olur? Ya da Trump mesela işte Melania ile beraberdir, dayanamamıştır. Hani biliyorsunuz yani böyle ailevi bir takım şeyler de vardır. Öyle bir şey olursa başkan yardımcısı gelir, görevi devralır. Ve bunun için bunun da bir protokolü vardır yani. Ve Amerikalılar hepsi her zaman acil davrandıkları için de ne olur mesela? Derhal başkan yardımcısına sizi White House'a bekliyoruz diye bir mesaj gelir. Ve başkan yardımcısı da önemli bir insandır biz gazeteciler gibi. Ne yapar? Saraya gider. Gidince dedikodular bir başladı ki işte Trump öldü, ondan sonra neyse bir süre devam etti bu. Hatta şöyle bir şey var, bu Simpsonlar var biliyorsunuz, çizgi film, bir zamanlar birçok şeyi öngördüğü söylenen ve hakikaten de baktığınızda espriyle karışık öngörebilen bir çizgi film bu Simpson'ın şeyleri, yapımcıları. Neyse onlar bir zaman işte Trump'ı şey olarak çizmişler. Yani ölü işte tabutunda çizmişler Trump'ı. Dolayısıyla millet şey dedi, aha işte Simpsonlar bunu zaten söylemişti, Trump'tan da nihayet kurtuluyoruz. Fakat böyle olmadı, anlaşıldı. Çünkü o olay, yani bu dedikodu dolanırken ortalıkta Trump'ın tweetlerine baktım. 3-4 saat önce bir tweet atmıştı Trump ve hakikaten de 3-4 saattir tweet yok. Yani siz de merak etmez misiniz? Edersiniz tabii ki. Neyse Trump öldü mü ölmedi mi hikayesi devam ederken yeni bir senaryo ortaya atıldı. Dediler ki bu sefer Amerika Birleşik Devletleri Kongresi bir şekilde Trump'la ilgili olarak, yani ilgili komite Trump'la bir ilgili bir soruşturma yürütüyor. Neyle ilgili bu?
Rusya'nın Trump'a zamanında, seçim zamanında yardım ettiği. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri seçimlerine müdahale ettiği ve bunun karşı ortağı da Trump olduğu için Trump'ın suçlu olduğu iddiası üzerine. Ve tabii bu şey üzerine de kimdi şimdi hatırlamıyorum. Birisinin vereceği bir ifade vardı ve Trump'ın istifa etmesinin istendiği, Trump'ın buna direndiği ve bu nedenle işte Ulusal Güvenlik Komitesi'nin acilen toplandığı ve Mike Pence'in bu nedenle Beyaz Saray'a çağrıldığı, protokolün uygulanmakta olduğu ve bir süre sonra Mike Pence'in yeni başkan olarak ilan edileceği falan filan. Tamam, bunlar Hollywoodvari senaryolar. Peki diğer tarafta ne oldu? Bunlar olurken, yani bunlar olurken derken bunlar gerçekten olmuyordu ama tek doğru burada Mike Pence'in acil koduyla Beyaz Saray'a çağrılması. Bu olurken tam da bu sıralarda Rusya'da Putin bütün programlarını iptal etti ve Savunma Bakanlığı Şoygu'yu yani nereye çağırdı? Toplantıya çağırdı. Şimdi nereden hani görürsünüz artık öyle bir şey olursa artık bir savaş ihtimali mi var acaba? Ya da gerçekten Trump'a bir şey oldu da hani bir ortalık şöyle bir karışacak mı diye düşünüyor insan. Arkasından gelen Kumay Başkanı'nı toplantıya çağırdı. Ama Rusya'daki en önemli toplantı, daha doğrusu bu toplantının en önemli tarafı şu. Toplantıyı Putin savaş zamanında kullandığı odada yapıyor. Dolayısıyla şüpheler daha da artıyor. Peki bu da bir kenara. Bu arada tabii bu olay öncesinde bir Rus denizaltısında, Kuzey Denizi'ndeki bir Rus denizaltısında bir yangın çıkıyor ve bu yangında da 6-7'si üst düzey subay olmak üzere 15 Rus askeri hayatını kaybediyor. Bir de böyle bir şey var. Tabii burada da şu söz konusu. Bu denizaltıdan bir şey var mı? Radyasyon yayıldı mı, yayılmadı mı? Norveç hemen harekete geçiyor. Bakıyorlar ki hayır öyle bir şey yok. Ama bütün bu şeylerin acil koduyla işte yapılan bu toplantıların sebebinin bu olabileceği de söyleniyor. Bu arada aynı saatlerde bu sefer bakın dikkat edin. Washington, Moskova ve arkasından Pekin. Pekin'de ne oluyor peki? Pekin'de de Çin Komünist Partisi işte ne diyeceğiz? Karar organı toplanıyor yine acil toplantıya çağrılıyor. Diyorsunuz ki yani boru değil şimdi Washington'da acil kodlu bir şey var, çağrı var. Arkasından Moskova'da Putin bütün programlarını iptal edip acil bir toplantı yapıyor ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi şimdi aklıma geldi. Merkez Komitesi de yine acil bir toplantı yapıyor. O zaman savaş geliyor demek ki. Bütün bunlar yetmiyor. Bütün bunların üstüne İsrail Savunma Bakanı çıkıp şey diyor. Yani biz olası herhangi bir çatışma için hazırlık yapıyoruz, hazırlıklıyız diyor. Ve siz ne beklersiniz? İşte İran'a yönelik belki bir şey olacak. Çünkü İngiltere'nin ve Avrupa Birliği'nin açıklaması da İran'a yönelik olunca böyle oluyor. Fakat sonradan şöyle şeyler de anlaşılıyor. Trump maalesef yaşıyor. Ya Trump'a herhangi bir şey olmamış. Diğer yandan tabii İngiltere'nin açıklaması yerinde duruyor. İsrail'inki de yerinde duruyor. Ama İran'a yönelik Amerika Birleşik Devletleri'nin gece harekete geçeceğine dair herhangi bir işaret söz konusu değil. Ve bunun yanı sıra Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi'nin toplantısı dün Hong Kong'da bir şey vardı. Başbakanlık binasına yürüyen göstericiler vardı. Yani bir şey söz konusuydu ve bir rahatsızlık da var. Orada hukuki bir takım meseleler var. Biliyorsunuz Hong Kong uzun zaman İngiltere'nin şeyindeydi, idaresindeydi ve 99 yılına kiralanmıştı. Hangi yıl teslim edildi hatırlamıyorum. Herhalde 2000'lerde falan teslim edildi Çin'e. Ve dolayısıyla oradaki bir takım hukuki şeyler, sebepler Çin lehine değiştirilmeye kalkışılınca oradaki insanlar da gösteri yapıyorlar buna karşı. Muhtemelen Çin işte'deki Komünist Partisi komitesinin toplantısı bununla ilgili. Dolayısıyla ortada savaş, mavaş, action, heyecan hiçbir şey kalmadı. Ben de heyecan bitince uyudum. Sonra bir uyandım değişen bir şey olmamış. Yani her şey yerinde duruyor akşam bıraktığımız gibi. Dünya yine yine dolmuşa biniyorsunuz.
Yine işte şoföre 3,5 lira uzatıyorsunuz. Arkadaki yolcu da size para uzatıyor. Siz de şoföre uzatıyorsunuz paraları. Sonra o siz parayı alıyorsunuz, geri veriyorsunuz. Ama düşürmemeye dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü mesela şoför bir yandan aracı kullanıyor ya, öbür yandan da şey yapıyor. Paraları da böyle sayıyor. Bir de bozukları üstüne koyuyor. Gözlük, kalem, bardağı falan da koyuyor üstüne. Sonra onu alıyor, çok yetenekli. Bir yandan kullanırken bir yandan da onları böyle size geri veriyor. Siz de elinizi uzatıp, nasıl biliyor ama şoför sizin alacağınızı, elinizle dokunuyorsunuz. Yani Türkiye'de dokunma şeyi var biliyorsunuz, yani kültürü var. Biz insanlara dokunmayı çok seviyoruz. Ve dokunduğunuz zaman şoför elini boca ediyor. Siz de kaçırmamak için ellerinizle onları alıyorsunuz ve arkadaki şeye veriyorsunuz, yolculara veriyorsunuz. Sonra nereye geliyorsunuz? İşe geliyorsunuz. İşiniz işte mesela şanslıysanız da Taksim'in bir tarafında olabiliyor. Ve sonra da böyle stüdyoya gelmiş oluyorsunuz. Peki karşınıza başka neler çıkıyor? Şöyle şeyler çıkıyor. Bütün bunlar işte bu action'dan sonra. Action bizim için de bitmiyor. Erdoğan nerede? Çin'de. Acaba Merkez Komitesi'nin, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi'nin acil toplantısı bundan dolayı mıydı? Onu da bilmiyoruz. Eyvah Erdoğan geldi diye o da olabilir yani. Ama neyse ki şey yok. Doğu Perinçek'e götürmemiş Erdoğan. Biliyorsunuz Doğu Perinçek Çin'in Türkiye'deki asıl temsilcisi. Öyle Çin'in işte büyükelçisi, konsolos falan bunların hiçbir önemi yok. Asıl burada Çin için şey yapan, savaşan kişi Doğu Perinçek. Ve tabii Erdoğan Xi'den, Xi Jinping şeyin Çin devlet başkanının soyadı ve adı. Biliyorsunuz şeyde Çinliler önce soyadını söylerler. Yani Xi adamın soyadı aslında. Jinping adı. Ve şöyle bir şey. Muhtemelen Erdoğan oradan birkaç milyar dolar para istemiştir. Yani ya bu kadar para kazanıyorsunuz. Allah sizi gözünüze dursun. Ya insan şundan bir 3-5 milyar dolar da bize çıkartır demiştir. Yani bilmiyorum. Tabii Çin'de muhtemelen tabii canım zaten biz sizinle oldu bitti o duvarı yaptık. Tokin'in ilk yaptığı duvar orası biliyorsunuz o şeyde. Çin Seddi. Sizle o zamandan beri dostluğumuz çok iyi sürüyor. O yüzden bu parayı vereceğiz. Ama sakın Şincan Uygur bölgesiyle ilgili herhangi bir olumsuz açıklama yapmayın demiştir. Ve nitekim o nedenle Erdoğan'ın da yani Şincan Uygur bölgesiyle ilgili herhangi bir problem yok. Adamlar dini özgürlüklerini de kendi kültürel özgürlüklerini de çok iyi bir şekilde yaşıyorlar falan demiş herhalde. Ve böylece problem yok şimdilik Çin'de. Çünkü yandaş gazetelere bakacak olursak maşallah var şeyin ilişkilerin. Fakat gazetelere baktığımızda şöyle bir şeyi görüyoruz. Mesela Aydınlık gazetesi cesaretle şey diyor. Çin bölünmez bir bütündür. Yani şimdi işi Türkiye'ye getirecek ya Aydınlık gazetesi. Yani Türkiye'de bölünmez bir bütündür. Parçalanamaz. Tamam. Ama Çin'de bölünmez bir bütündür. Parçalanamaz. Ve bunu nasıl yapıyor? Diyor ki Erdoğan böyle böyle söyledi. Yani Şincan'da problem yok. Herkes çok mutlu. Fakat bu söylemini Erdoğan'ın iktidar yanlısı gazeteler görmüyorlar. Neden? Çünkü eğer görürlerse kendi şeylerine, ilkelerine, kendi düşüncelerine aykırı bir şey söylemiş oluyor Erdoğan ve politika yapmış oluyor Çin'de. Bu nedenle bunun halk tarafından bilinmesini istemiyorlar. Yani Erdoğan'ın mesela işte Trump'la da aynı şekilde biliyorsunuz S-400'ler konusunda Trump'tan yaptırım olacağı yönünde bir şey olmadığını söyledi. G20 sonrası bir izlenim edilmediğini söyledi Erdoğan. Ama Trump herhangi bir şekilde yaptırım olmayacak da demedi. Bu Erdoğan'ın tefsiri. Biliyorsunuz Erdoğan'ın geldiği ekol tefsir yapmayı sever. Yani Kur'an tefsirinden tutun da nereye kadar uzanırsa uzansız bu tefsiri severler. Şimdi Trump'ın bu söyledikleri böyle tefsir edildi. Biz de naçizane dedik ki ya erken seviniyorsunuz yani bu konuda hani çok da acele etmeyin. Nitekim aynı gün Amerikalılar dediler ki yani S-400'ü alın tamam madem ki para sizin yani karışamayız istediğiniz yere saçabilirsiniz parayı. S-400'ü alın ama çalıştırmayın.
ne güzel alacaksınız, evde kilitli duracak. Bir diğer yandan hani bizim şeyde bu kilitli durma kültürü vardır bizde. Yani yabancı değil bu iktidara, bu millete de yabancı değil. Mesela evlerde şey vardır bizde, salon vardır, bir de misafir odası vardır. Misafir odası mesela ben bugüne kadar yani ne için kullanıldığını anlamadım. Daha doğrusu neden kullanılmadığını anlamadım. Oraya işte şey konur, bir cam vitrin konur. İçine tabaklar, çanaklar, bardaklar bilmem ne falan konur. Bir de işte masa vardır. Masa odanın yarısını kaplar, böylece giremezsiniz. Siz kenardan böyle sıkışa sıkışa hani bir yere girecekseniz odanın bir diğer tarafına girersiniz. Sonra masa da vardır ve ortasında bir vazo. Bir de masayı örterler. Yastık üşümesin diye zavallı masa. Örterler onu böyle kalın bir şeyle. Sonra oraya çocuklar girdiği zaman yasaktır mesela, giremezler. Misafir, onlar da giremezler. Çünkü geldikleri zaman genellikle konu komşu geldiği için onlar da salonda ağırlanırlar. Böylece orası kilitli kalır ömür boyu. Ama o bizimdir. Yani o bizimdir ve misafire de arada bir gösteririz yani onu. Bakın biz bunlara da sahibizdir aynı zamanda diye. Şimdi aynı şeyin siyasal üst düzey yansımasını nerede görüyoruz? Bu iktidarda görüyoruz. Alacaklar S-400'ü, ne yapacaklar? Kullanmayacaklar. Peki ne zaman aktif olacak? Bu arada kullanmaya niyetlenseler bile S-400'ler bir sene sonra ancak aktive olabiliyor. Yani o kadar komplike bir şey ki bu. Parçalar gelecek, o parçaları Lego gibi birleştireceksiniz. Bir de onları birleştirmek için de biliyorsunuz zeka gerekiyor. Ruslar da diyorlar ki biz siz için bu işin sırlarının hepsini size vermeyiz. Yavaş yavaş yediririz size ve sonrasında böyle olur. Amerikalılar buna rağmen diyorlar ki hele bir çalıştırmayın onu. Bizde Patriot'lar var kardeşim, alın şu Patriot'ları, bize de para ödeyin diyorlar. Bakalım ikisini birden alacak mıyız? Dünyada iki sisteme sahip tek ülke olmakla da övünebiliriz aynı zamanda tabii. Yani bir tarafımız hani Asya'da, bir tarafımız Avrupa'da ya. Köprüyüz, o zaman ne yapmamız gerekiyor? Her bir ayağa yeni bir ayak uydurmamız lazım. Bir tarafta S-400, bir tarafta Patriot, daha dünyada bizi kimse yıkamaz. Şimdi böyle düşünüyor Erdoğan. Bakalım bundan sonra ne olacak? Peki başka neler var memlekette? Memlekette Cumhurbaşkanlığı sistemi tartışılıyor. Erdoğan bir taraftan böyle işte Xi ile beraber Trump'la, Putin'le, G20, Osaka, Japonya falan filan böyle şey yapıyor ama içeride işler çok sağlam değil Erdoğan için. Peki ne olacak? Bu Cumhurbaşkanlığı sistemi denilen, aslında fiili başkanlık sistemi denilen sistemin çalışmadığı görülüyor. Ve doğal olarak da muhalefetten bu konuyla ilgili fikirler ortaya çıkıyor. Ve Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki tarafsız bir şekilde Cumhurbaşkanlığı yapacaksan ona göre bir şey ayarlayalım. Yani sistemi ona çevirelim. Yani eski haline getirelim diyor aslında bir şekilde fiili olarak. Ve buna ilk tepki nereden geliyor? Kimden geliyor? Devlet Bahçeli'den geliyor. Devlet Bahçeli bir de hayatında anlamadığı, hayatında belki birkaç kere duyduğu bir takım kelimeler kullanarak üstelik Kemal Kılıçdaroğlu'nu şey yapıyor, eleştiriyor. Neden? Çünkü yani konuşmalarını kendisi yazmıyor. Orada birileri var, yazıyorlar, önüne koyuyorlar. Kendisi de okuyor. Mesela şöyle bir şey, dün hatta bunun üzerinde durmuştuk yine saat 11'deki programda. Nevrotik bir vaka, tedavisi aciliyet arz eden tükenmişlik sendromu. Alaka ne alaka gerçekten bilmiyorum. Yani danışmanları arasında herhalde doktorlar falan da var ki, biraz da araya bunlardan katalım, Devlet Bahçeli'yi daha bilgili gösterelim falan diye düşünmüşler. Böyle bir şeyler yazmışlar. Şimdi orada da bu tartışma devam ediyor Ankara'da. AKP içerisinde yeni bir parti olacak mı olmayacak mı falan filan, bunları da hep birlikte göreceğiz. Peki başka ne var? Bütün bunlar devam ederken şöyle notlarıma bakıyorum. İfade Özgürlüğü Derneği bir rapor hazırlamış. Ve Türkiye Twitter'da en çok hesabın kapatılmasını ve içeriklerin kaldırılmasını talep eden ülke konumunda bu rapora göre. 2018 sonu itibariyle erişim engeli bulunan internet sitesi sayısı ise en az 245.825. Ben inanamadım buna, bu rakama. Yani haber yanlış mı yazılmış onu bilmiyorum. Yani 245.000 biraz şey geliyor bana ama... Bütün bunları kime soracağız? Profesör Doktor Sayın Yaman Akdeniz'e soracağız. Dernek adına Yaman Akdeniz ve Ozan Güven tarafından hazırlanmış zaten bu rapor.
Dolayısıyla bu raporla ilgili ayrıntıları kendisinden alacağız ilerleyen dakikalarda. Ve şimdi bütün bu bahsettiğimiz konularla ilgili olarak bakalım gazetelerimizde ne gibi başlıklar var. Hürriyet gazetesi S-400'leri büyütmüş bugün. Yani haberini büyütmüş. S-400'ler zaten kendileri çok büyük aslında böyle. Özel yapım işte tırlara ancak sığıyor. Ve bu S-400'lerle ilgili ayrıntılı bir bilgi var. Bence güzel bir haber. Yapılması gereken bir haber. Çünkü sonuç itibariyle alınıp alınmaması gerektiği, alınıp alınmayacağı, alınırsa kullanılıp kullanılmayacağı tartışmaları bir yana, bunların doğru olup olmadığı tartışmaları bir yana herkes merak ediyor. Ya bu S-400'ler nedir kardeşim? Yani niye bu kadar hani üzerinde ısrarla duruyoruz? Amerikalıları neden telaşlandırıyor falan filan diye. Gerçekten de şey, S-400'ler, S-500'ler de yavaş yavaş devreye girecek. Ama şu anda yeryüzündeki en komplike, en etkili savunma sistemi S-400'ler. Dolayısıyla S-400'lerin, Amerikalıların F-35'leri de dahil olmak üzere herhangi bir şekilde bu görünmez hayalet uçak olarak denilen ve radarda çok küçük iz bırakan uçakları tespit edip edemediği muamma. Ruslar edebildiğini iddia ediyorlar. Fakat Amerikalılar yok canım öyle siz o şeyde değilsiniz, teknolojide değilsiniz diyorlar. Suriye'de mesela biliyorsunuz işte İsrail'in mesela daha önce Halep ve diğer bazı yerlere yapmış olduğu bir takım saldırılarda F-35'leri kullandığı ve Rusların bunu göremediği ifade ediliyor. İkinci iddia ise özellikle hani müdahale etmedikleri yönünde. Fakat bir şekilde S-400'ler o veya bu şekilde şu anda yeryüzündeki en gelişmiş sistem. Ve tabii yani Patriot'lardan daha şey, daha avantajlı bir sistem. Tabii Türkiye'nin ısrarı bundan dolayı da hani bir şekilde. Ve işte bununla ilgili tabii tartışmalar da sürüyor. Yani S-400'e karşı F-35 falan filan hikayesi derken. İşte Hürriyet gazetesi de bu konuyla ilgili olarak Nerdun Hacıoğlu imzalı bir haber yapmış. Özel haber. Gerçekten de dediğim gibi bu konunun işlenmesi gerekiyor. Çünkü insanlar merak ediyorlar. Yani teknik açıdan da merak ediyorlar. Peki başka nasıl başlıklar var? Şöyle Sivas'la ilgili mesela Sivas'taki anma etkinlikleriyle ilgili bir başlık görüyoruz Hürriyet'te bugün. 26 yıldır hiç dinmeyen acı diye bir başlıkta. Bravo, görülmesi gereken bir başlık ve Hürriyet görmüş. Dün görmemişlerdi, eleştirmiştik. Bugün görmüşler. Peki başka ne var? Bir süre önce YPG sorumlusu Ferhat Abdüşahin Cenevre'de bir şeye, anlaşmaya imza atıyor ve bu Türkiye'nin çok büyük bir tepkisine neden oluyor. Ve şimdi onunla ilgili haberi de buradan görüyor. Aslında bu birkaç gün önce yaşanan bir şey. Dolayısıyla yeni haber olması biraz da Türkiye'nin tepkisinden dolayı oldu. Türkiye'nin yeni tepki göstermesinden dolayı oldu. Bugün Hürriyet'in birinci sayfasında yer almış. Devlet Bahçeli'nin çok sofistike sözlerini burada görüyoruz birinci sayfada. Az önce buradan aktardık. Fakat dün benim değindiğim bir konu vardı. Bunu sadece ben biliyorum anlamında söylemedim tabii ki. Şey vardı. Bu Ergenekon şeyleri, sanıklarıyla ilgili olarak. Yani dava tamamen beraatle sonuçlandı deniliyor. Ve bu kişiler arasında İlker Başbuğ da sayılıyordu. Ve dedim ki hayır, İlker Başbuğ'la ilgili başka bir dosya daha var. O dosyanın kapanıp kapanmadığını bilmiyorum demiştim. Gerçekten de bugün Hürriyet'in birinci sayfasında o konuyla ilgili haber var. Yargılanan bir tek o kaldı diye. Yani o da şöyle bir şey. Daha önce başbakanlığın yetkisindeydi. Yani Genelkurmay Başkanı işte düzeyindeki birine soruşturma açılıp açılmaması ya da yargılanıp yargılanmaması onların iznine bağlı bir şekilde. Fakat başbakanlık ortadan kaldırıldığı için şimdi onunla ilgili bir yerlerde duruyor bu dosya. Muhtemelen Erdoğan'ın tabii ki önünde duruyor bu dosya ve bununla ilgili olarak uzun bir zamandır da şey çıkmış değil. Hani bir karar çıkmış değil, daha dosyayla ilgili karar çıkmış değil. Erdoğan muhtemelen bunu şeyin başında, İlker Başbuğ'un başında Demokles'in kılıcı olarak tutuyor. Çünkü bir dönem hatırlayacaksınız
bu Cumhurbaşkanlığı yarışı sürecinde İlker Başbuğ'un da adı geçecek gibi olmuştu. İşte bu dosyalar bugünlerde işe yarıyor. Dolayısıyla böyle bir durum söz konusu. Peki şimdi gelelim nereye? Sabah gazetesine. Çin'le ortak vizyonumuz var. Biliyorsunuz yani biz Çin'i çoktan geçtik. Yani mesela Çinliler deniz üzerinde 15 kilometre işte köprü yapıyorlar. Ayaklı tabii böyle. Ben de bu attım yani. Biz de duble yol yapıyoruz. Yani bizim duble yollarımıza hayatta yetişemezler Çinliler. Yani onlar kim oluyor ki? Size şeyi tavsiye ederim. Şeyde YouTube'da şeye girin. İşte Çinlilerin büyük projeleri falan diye böyle bir takım videolar var. Çok güzel teknik videolar bunlar. Yani Çinlilerin teknolojide nereye vardıklarını, imalatta, bunu sadece teknolojiyi hani çok böyle şey anlamında söylemiyorum. Yani çok uçuk teknolojiler anlamında söylemiyorum. Yani aslında konvansiyonel olan herhangi bir işte bardak üretimi de dahil olmak üzere konvansiyonel olanla ilgili olarak bile Çinlilerin nasıl bir anlayışa ulaştığını o videolardan görebiliyorsunuz. Bir limanlarının mesela şeyi vardır, belgeseli vardır. Bir şehir kadar mesela bir liman düşünün ve bunun denize kurulduğunu düşünün. İnsanın aklı gidiyor. Şimdi Çinliler burada ve biz de Çinlilerle ortak vizyona sahipmişiz. Kime göre? Sabah gazetesine göre tabii ki. Artık bunun ne kadar gerçekçi olup olmadığını yer aldığı gazeteden anlarsınız. Peki başka saatlerimiz 11.27'ye gösteriyor. Bu arada başka hangi gazete? Milliyet var. Milliyet'te tabii bir böyle bir bakıyorsunuz. Kimi görüyorsunuz? Hayatta görmek istemeyeceğiniz birisini. Kimi? Emre'yi görüyorsunuz. Yani hala neden oynadığı, hala neden mesela Türkiye'den işte yok olup gitmediği falan şeyi sorusunu sorduğunuz Emre var bir tane. Yani eski işte ilk Galatasaraylı, sonra Fenerbahçeli, sonra işte bilmem nereli, sonra Başakşehirli falan bir çizgiye bakar mısınız yani? Sonra şimdi Fenerbahçe'ye tekrar geri dönmüş. Fenerbahçe de bir yıllığına sözleşme yapmış, birkaç yıllığına değil. Belli ki adam artık bitti, hani tamam tükendi. Fakat niye hala istiyorlar, gerçekten hala oynayabiliyor mu onu bilmiyorum. Ya sonuçta şey, ya yetenekli bir isim ama itici. Yani gerçekten böyle şey, hani Türkiye'de futbolcu olmaması gereken, sporcu olmaması gereken tiplerden bir tanesi. Ve işte onu görüyorum şimdi Milliyet Gazetesi'nin birinci sayfasında. Neyse, bu haberi geçtikten sonra Çin'le Dostluk Köprüsü başlıklı haberine bakalım. Neden? Çünkü Erdoğan'ın işte Çin'deki temaslarını işleyen bir haber bu. Ve Çin'le her şey çok şey, çok güzel. Bakın, tek Çin politikasının Türkiye için stratejik önemli olduğunu söyleyen Erdoğan. Yani tek Çin dediği bölünmez Çin. Yani öyle şeyler, Şincanlılar kalkıp da şey yapmasınlar, yani yaramazlık yapmasınlar Çin'e karşı diyor Erdoğan orada. Yarın buraya geldiğinde dilini değiştirebilir. O ayrı bir şey tabii. Bu arada aynı yerden aldıkları o teröristleri, terör örgütlerini aileleriyle beraber, yani demografiyi değiştirmek için aileleriyle beraber oradan naklettiler ve Suriye'ye yerleştirdiler. Ve bunlar şimdi oranın yerel halklarına karşı savaşıyor. Aynı Erdoğan. Çin'de başka, burada Türkiye'de başka. Peki İran meselesine de yer vermiş Milliyet gazetesi ki görülmesi gereken bir mesele. İran'a limit tepkisi diye bir başlık var. Trump İran ateşle oynuyor tepkisini vermiş. Beyaz Saray onu bunu söylemiş. İngiltere kararın endişe verici olduğunu söylemiş. Almanya da İran'a kararından dönmesi çağrısında bulunmuş. Hatta Rusya da aynı çağrıda bulundu. Yani İran'a aman aman sakin ol, hani bir herhangi bir yanlış adım atma. Bu Trump denilen adam zaten fırsat kolluyor ve mümkünse anlaşmaya geri dön şeyi telkininde bulundu Rusya İran'a. Ve bütün işte bunların toparlanmış halini görmüş oluyoruz Milliyet'te. Yeni Şafak gazetesine geliyoruz. Yeni Şafak ümmete sahip çıkmış mı? Yani Şincanlılar işte bu kadar zulüm görüyorlar, o oluyor, bu oluyor falan filan diye hani şeydi.
işte bunlar edebiyat yapıyorlar ya, çok severler edebiyat parçalamayı. Peki onunla ilgili haber var mı? Yok. Niye olsun ki? Bugünlerde Erdoğan böyle bir haber yapılmasını emretmedi. Ve bu bağımsız gazeteciler bu nedenle o haberleri yapmayı kendileri istemedikleri için yapmıyorlar. İşbirliğimiz küresel istikrara katkı sağlar. Pekin'de kritik buluşma. Yani Şincanlıların katili, Çin lideri falan, Çin rejiminin lideri ya da Şi rejimi falan filan demiyorlar. Ne diyorlar? Çin'le işbirliğimiz çok iyi durumda, ilişkiler çok iyi durumda. Ve bunu yapan hangi gazete? Yeni Şafak. Bakın bugün İbrahim Karagül var mı birinci sayfada? Kendisini göstermemiş, hayret. Demek ki istihareye yatmış. İbrahim Karagül'e biliyorsunuz malum oluyor. Bir takım şeyler ertesi gün ona göre başlıklar atıyor gazetesinde. Şimdi burada Birleşmiş Milletler'den PKK skandalı diye bir başlık var. Cenevre'de teröristlerle gizli anlaşma imzaladılar. Terörist dedikleri kim? YPG'nin yöneticileri. Kendilerinden başka YPG'ye terörist diyen var mı yeryüzünde? Yok. Yani ikinci bir ülke daha terörist. Bakın Suriye'nin kendisi bile terörist demiyor. Hayır, Suriye yönetimi bile terörist demiyor. Ha, bu ileride demeyeceği, aralarının bozulmayacağı, çatışmayacaklar falan anlamında değil. Ama Suriye yönetimi, Suriye basınında YPG'den bahsedildiği zaman halk savunma güçleri diye bahsedilir. Yani diğer örgütlerden işte terör örgütü bilmem ne diye bahsedilirken YPG'den halk savunma güçleri diye bahsedilir. Dolayısıyla bir şekilde Suriye'nin bile terörist olarak görmediği bir şey, bir örgüt, bir oluşum. Fakat sadece Türkiye tarafından terörist olarak adlandırıldığı için Birleşmiş Milletler'den PKK skandalı diye bir başlığı atabiliyor Yeni Şafak gazetesi. Kendileri çalıp kendileri oynuyorlar. Yani kendileri çalıp kendileri oynuyorlar. Bu arada Rusya'da korkutan kaza 14 ölü diye bir başlık var. Bu az önce bahsettiğim nükleer denizaltı kazasıyla ilgili. Ve Haçlı Şabi tasfiye ediliyor diye bir haber. Şu, ABD ile İran arasındaki bölgesel gerilim artarken Irak'tan dikkat çeken bir adım geldi. Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, İran destekli Haçlı Şabi güçlerinden 31 Temmuz'a kadar tüm ofislerini kapatıp düzenli orduya katılmalarını istedi. Irak ve Suriye'deki iç savaşta isimleri uzun süre gündemden düşmeyen Haçlı Şabiler işkence, tecavüz ve katliamlarla da anılmıştır. Yani hani bir gazetenin nasıl yalan haber yapabileceğinin bir örneğidir bu. Haçlı Şabi içerisinde elbette şeyler de var. Yani olumlu görülmeyecek işler yapanlar da var. Bu her zaman her yerde olabilecek şeyler. Ama Haçlı Şabi'yi ben 2018 değil 17'nin sonlarında ziyaret ettim. Irak'a gittim ve komutanlarıyla görüştük. Yani sadece ben değildim Türkiye'den. Hani Ceyda Karan da vardı. Başka kim vardı? Bu arada dünyadan işte tutun ta uzak doğudan işte İngiltere'den şuradan buradan bir sürü gazeteci de vardı. Yani 30-40 kişilik bir gruptuk. Ve bunları ziyaret ettik. Ve çalışmalarını, neler yaptıklarını, nasıl kurulduklarını, niçin kurulduklarını, hangi prensiplerle hareket ettiklerini de şey yaptık, gördük. Şimdi bunların karşı olduğu bir takım gruplar vardır. Siz bu grupları destekliyorsunuzdur, desteklemiyorsunuzdur ayrı bir şey. Ama burada direkt Haçlı Şabi'den bahsederken yani tecavüzlerle şunlarla bunlarla anılıyor demek. Çünkü bu Haçlı Şabi Şii. Şii oldukları için de Yeni Şafak'ın tabii ki doğal olarak hedefinde olacaklar. Bilmiyorlar. Yani eğer gerçekten bunu yazacaksanız Irak'a gideceksiniz, göreceksiniz. Biz gittik, gördük, o nedenle konuşabiliyoruz bu konuda. Ama siz de gideceksiniz, orada muhabir göndereceksiniz, gideceksiniz, bu insanlarla görüşeceksiniz. Siz kimsiniz kardeşim diye açıkça sorup kendilerini üstelik zorlayacaksınız, alacağınız cevapları geleceksiniz, gazetenizde aslanlar gibi yazacaksınız. Burada masa başına sallamakla olmuyor. Ve şimdi ne yapacağız, ne yapacağız? Programın girişinde ifade etmiştik. İfade Özgürlüğü Derneği bir rapor hazırlamış ve bu rapora göre Türkiye
Twitter'da en çok hesabın kapatılmasını ve içeriklerin kaldırılmasını talep eden ülke konumunda. Ve bunun yanında bana inanılmaz gelen bir şey daha var, ifade daha var. Bilgi demedim çünkü bilgi doğru olana denir. 2018 sonu itibariyle erişim engeli bulunan internet sitesi sayısı en az 245.825. Şimdi bu doğru mu değil mi? Bunu raporun hazırlayıcılarından olan Profesör Doktor Sayın Yaman Akdeniz'e soracağız. Bakalım o bize hangi bilgileri verecek bu konuyla ilgili olarak. Günaydın. Günaydın, nasılsınız Musa Bey? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Sağ olun. Bu rakam doğru mu hocam? 245.825. Uydurmadığımıza göre doğru diyeceğim. Hayır yani biz haber merkezindeki arkadaşlar yanlış yazmış olabilir anlamında söylüyorum. Yok. Değil. Şöyle şimdi 2007'den beri Türkiye'de internet ve erişim engelleme ile karşı karşıyayız. 5651 yasa yürürlüğe girdikten sonra birçok değişiklik yapıldı ama geçtiğimiz 12 yıl içinde sadece bu kanun kapsamında değil, çok sayıda kurum ve kuruluşa çeşitli kanunlarda değişiklikler yapılarak, eklemeler yapılarak yetkiler verilmiş. Yani sermaye piyasası kurulundan Spor Toto'ya, Türkiye Jokey Kulübü'ne kadar yani sadece hakimlikler, mahkemeler, savcılıklar veya işte bilgi teknolojileri kurumu değil birçok kurumun yetkisi dahilinde sıklıkla karşımıza çıkıyor erişim engelleme. Tabii bunların birçoğu konuşulmuyor veya medyanın veya kamunun dikkatini çekmiyor. İşte Wikipedia engellemesine veya işte Twitter veya YouTube'a toptan bir engelleme yapıldığı zaman herkes duyuyor bunu, konuşuyor. Ama mesela diğerleri veya haber sitelerine sıklıkla uygulanan, haber bazında yapılan engellemeler de bir kısmı sosyal medyada konuşuluyor. Artı gerçeğinde mesela erişim engellenen bazı haberleri var. Dolayısıyla çok ciddi bir alt mekanizma oluşulmuş ve hukuki dayanaklar çerçevesinde bu şeyler, uygulamalar her sene binlerce verilen hakimlik erişim engelleme kararları veya raporda da bahsi geçen bu diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen kararlar uygulanıyor. Bunları alt alta koyduğunuz zaman 245.000 civarında bir rakam ortaya çıkıyor. Alan adı 2018 sonu itibariyle bu rakam çıkıyor. İşte 3.000'den fazla haber engellenmiş. En çok haberi engellenen haber siteleri listesinde işte Sözcü, Cumhuriyet, Hürriyet, Sabah 2018 için gidiyor. Bunların bir kısmı haber siteleri, haberleri engellendikten sonra haberleri sitelerinden kaldırıyorlar. Mesela Oda TV, T24, Akşam, Posta 2018'in liderleri durumunda. Dolayısıyla işleyen canlı bir sansür mekanizmasıyla karşı karşıyayız. Evet. Peki diğer ülkelerle bir karşılaştırma da yapma imkanınız oldu mu? Gelişmiş evet, ya da az gelişmiş? Özellikle Twitter gibi sosyal medya platformlarına biz baktık. Bunlar tarafından yayınlanan şeffaflık raporları var. Bu şeffaflık raporlarında da Türkiye'nin veya Türkiye'deki vahim tablo çok açık ve net bir şekilde görülüyor. Mesela 2012'den 2018 sonuna kadar Twitter'a gönderilen mahkeme karar sayılarına, yani hesap kapatma ve tweet çıkartma veya engelleme talep sayılarına baktığımız zaman genel toplamda Türkiye'den 5099 tane mahkeme kararı gönderilmişken ikinci sırada Rusya geliyor 385, Brezilya'da 290 kararla. Yani biz 5099 karar göndermişiz, Rusya 385 karar göndermiş. Ve talep edilen ve çıkartılan hesap sayılarına baktığımız zaman da Türkiye aynı dönemde, yani 2012 ile 2018 sonu itibariyle 75.265 hesabın kapatılmasını talep etmiş. Twitter bunlardan sadece 1979 tanesini kapatırken ikinci sırada Rusya 12.400, üçüncü sırada Hindistan 5.695 ile geliyor. Yani Türkiye açık ara bu taleplerde
dünya lideri. Dolayısıyla Facebook veya Google istatistiklerine baktığımız zaman da Türkiye hep en tepelerde talep sayısında ve hükümet gerçekten interneti son savaş alanı olarak görüyor. Yani medya genel anlamda ana akım medya kontrol altında, televizyon da benzer durumda. Dolayısıyla baktığımız zaman Türkiye'deki insanlar nereden haber almaya çalışıyorlar veya kendilerini ifade ettiği platformu buluyorlar, internete dönüyorlar. Dolayısıyla bu platformlardaki eleştiriler veya bilgi akışını da Türkiye kontrol altına almaya çalışıyor. Peki bu sadece bir yasa meselesi mi yoksa zihniyet meselesi mi, keyfiyet meselesi mi? Nasıl okuyorsunuz bu durumu? Tamamen siyasi. Bunun kanunla, hukukla bir alakası yok. Son yargı reformu içinde de ifade özgürlüğüne öncelik verileceği, hatta internet kanunlarımızla ilgili revizyona gidileceği söylendi. Fakat iki seneyi aşkın bir süredir Türkiye'den Wikipedia platformu engelli. Bu da zaten bu konunun özeti niteliğindedir. Çünkü dünyanın başka hiçbir yerinde Wikipedia platformuna erişim engellenmiyor veya bu kadar uzun süreli erişim engelleme uygulamaları yapılmıyor. Evet. Peki bu durumu nasıl düzeltebiliriz? Yani toplum olarak iktidar neden hani çekiniyor da bu kadar çok sayıda? Yani demin hani verdiğiniz örnekte Rusya ikinci sırada geliyor ama Türkiye'nin %10'u kadar bile başvuruda bulunmamış ki Rusya bir devlet yapısı olarak Türkiye'den daha az sert bir devlet değil. Değil. Yani Türkiye'de tabii bunu sadece internet bazında düşünmemek lazım. Türkiye'nin çok ciddi bir ifade ve basın özgürlüğü sorunu var. Bu da onun internete yansıması. Dolayısıyla gazeteciler, basın üzerindeki baskılar, yazarlar ve genel olarak düşünce ve ifade özgürlüğü üzerindeki baskılar açık ve net bir şekilde görülüyor ülkemizde. İşte tutuklu gazeteciler olsun, yakın dönemde geçtiğimiz haftalarda verilen Anayasa Mahkemesi, tartışmalı Anayasa Mahkemesi kararları, AİHM'in bir türlü karara bağlamadığı fakat öncelik verdiği çok sayıda başvuru. Dolayısıyla işte her gün yapılan gözaltı, tutuklamalar, açılan soruşturmalar, kovuşturmalar, son 2017 ve 2016 ve 17 toplamında 60 binden fazla Cumhurbaşkanı'na hakaret soruşturması, 6 bin kadar dava, 2018 istatistiklerini de görmedik bu arada. Muhtemelen bu ay içinde açıklanacak. Dolayısıyla yani demokratikleşme sürecinde olan bir Türkiye'de bunların hiçbirinin olmaması gerekirken çok ciddi baskılar var ifade ve basın özgürlüğü üzerinde. Biz bunun internet kısmını göstermeye çalıştık raporda ve bunu rakamsal bir şeye dökmek istedik. Çünkü hakikaten bunun boyutu, gerçek boyutu Türkiye'de bilinmiyor. Bu raporda devlet tarafından açıklanmayan istatistiki verileri, özellikle mecliste sorulan ve cevaplanmayan birçok soruya biz internet sansürleriyle ilgili bu raporla cevap vermeye çalıştık. Hocam çok çok teşekkürler bütün bu bilgi ve değerlendirmeler için. Kolaylıklar diliyorum. Ben teşekkür ederim. Tamam. Kolay gelsin. Tamam. Evet, Profesör Doktor Sayın Yaman Akdeniz bu İfade Özgürlüğü Derneği tarafından hazırlanan raporun hazırlayıcılarından Ozan Güven'le birlikte konuyla ilgili ayrıntılı bilgileri aktardı bize, teknik bilgileri, ama aynı zamanda bu teknik bilgilere sahip olmamızı sağlayan sevgili zihniyetle ilgili düşüncelerini de aktardı. Kendisine bir kere daha teşekkür ediyoruz. Ve süremiz doldu. Dolayısıyla kalan gazetelerimizden mahrum kalacaksınız. Ne yapacağız biz? Yarın yine aynı saatte karşınızda olmaya çalışacağız. Gün içerisinde tabii gelişmeleri yine Artı TV'den almaya devam edeceksiniz. Mutlu bir gün, mutlu yarınlar diliyoruz. Hoşçakalın.